belki ölene kadar muhtarlık yaparım. Sıkıntıları çok mu büyük ama mükafatı çok fazla. Yani bir taş koyandan Allah razı olsun. Benden önceki dönemde muhtar arkadaşlarımız tabii ki onlar da kendilerince köye hizmet ettiler. Hepsine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Emeği büyük. Kemal amcamız da çok eski bir muhtarımız. O da 4 dönem muhtarlık yaptı. Emeği gerçekten büyük ama kadın gözüyle bakmak çok farklı. Yani kadın gözüyle baktığın zaman bir evi düşünün. Evin süsünü önem verir ya, köyde de öyle. Yani kadın işte çeşmelerimizi yaptırdık. Kamelya bir erkek için hani çok mu önemli değil ama benim için çok önemli. Bayanlarımız oturuyor, çay içiyor, sohbet ediyor. Hani burada da olsun, caminin avlusunda da var oturma şeyleri yaptırdık ağaçlardan. İçeri bakabiliriz. Burada da camide cumadan çıkanlar oturup sohbet ediyor. Yapılan hizmetin hiçbiri kötü olmaz. Hem cinslerimize kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle hem cinslerime tavsiye etmekten ziyade eşlerine diyorum ki eşlerinizin arkasında durun. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Benim eşim arkamda durmasaydı ben de başaramazdım. Öncelikle sizin sayenizde ona da teşekkür ediyorum. Maddi, manevi her türlü desteği var. Olmasa gerçekten bir yerde tıkanıyoruz. Yani desteksiz hiçbir şey yürümüyor. Bu köyde de öyle, şehirde de öyle, her yerde devlet öyle. Devlet destekleri nasıl muhtemelen? Devlet desteklerimiz kullanmayı becerebilene gerçekten çok iyi. Özellikle çiftçi desteklerimiz çok iyi. Ben aynı zamanda da kadın çiftçiyim. Hayvancılık da yapıyorum. Babamın arazisi bende kiralık ve Ardahan'da da şu anda arazim var. Ekiyorum da. Koringe desteği aldım. Yulaf desteği aldım. Ekim yaptım ve bu sene bu kurakta hiç kimse verim alamazken atıyorum bir tarladan 10 tane balya alırken ben 60 tane aldım. Buna da şükür. Doğru zamanda doğru şeyi kullanmak gerekiyor. Yani bence tarımı küçükten yetişip görerek yapmak gerekiyor. Öyle eğitimini almak tabii ki önemli ama içinde büyümek çok farklı bir olay. Hayvancılık gerçekten güzel para getirisi var. Doğru yapılırsa. Şu anda da zaten bütün ekipmanlar makine desteği, biçmesi, işte ekim bile makineyle ekiyorsun. Eskisi gibi çiftçilik zor değil. Ama tabii ki mazot biraz yüksek fiyat olarak. Ama burada da hani her şeyde devleti suçlayarak bir yere gelemeyiz. Biz bir köyü yönetirken zorlanıyoruz. Kocaman bir devlet yönetiliyor. Yani bazı şeyleri de zamana bırakıp gerçekten beklemek gerekiyor sabırla. Her şeyin yolunu alacağına ben inanıyorum. Benim de burada karşı çıkanım da çok oldu. Destek verenden çok işte engellemeye çalışan da oluyor. Ama zamanla görüyor ki doğru yolda ilerliyor. Ve yapılan şey benden ziyade burada olanlar için olduğunu görünce o da bir yerden sonra pes ediyor. Yani doğru hiçbir zaman yıkılmıyor. Ben bunu biliyorum. Abi son olarak neresi? Son olarak öncelikle geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah izin verirse devam edebildiğim kadar edeceğim. Köyüme verdiğim sözlerin halen daha arkasındayım. Rabbim sağlık verdiği sürece yapmaya çalışacağım elimden gelenleri. Bütün bayanlara da sesleniyorum. Muhtar olun veya en azından aza olun. Çünkü bayanların gözüyle muhtarlık çok farklı. Çok daha güzel şeyler yapılabilir. Güngül Çelik çocukluk hayaliydi bir gün köyüne muhtar olmak. Muhtar olduk, köyünün yollarını, çeşmelerini, camisini evet. Ve kamelyalarını tek tek sırayla yaptık. Verdiği destekleri camın önünde falan söyledi. Oh, sağ olsunlar şimdi. He. Allah razı olsun. O da şehitti ama burayı tek o çocuk yaptırtmadı şimdi muhtarımız. Olabilir belki. Muhtarımızdan memnunuz. Köy halkı olarak yani herkes de memnundur. Muhtar çok işler yapıyor. Yapmıştır da. O işte halen de yapıyor. Halen de uğraşıyor. Helal olsun. Muhtar Çelik'in bir de hemcinslerine bir mesajı vardı. Evet. Biz kadınlar muhtar da oluruz, taksici de oluruz. Bizim yapamayacağımız, annelerin yapamayacağı hiçbir iş yoktur diyor. Teşekkür ederim. Bu kamerayı çekiyor.
Ege sularımızda inşallah suyumuzda bir sorun çıktı. İşte boriler de şey oldu. O da düzelir inşallah Allah'ın. Bu kameliyeyi kim yaptı? Muhtarımız yaptı. Sürpriz yok. Bu Reyyettin ağabeyin kızı Çölgeler'i para topladı Avrupa'dan. Yaptık. Oturma yapıp muhtarımız. Böyle kaç tane kamelya var burada? Burada bir okulda var. Şimdi bir de camın önünde var. Bir de burada var. Üç yerde var. Bir de muhtarın kapısının önünde var. Çekimde herhalde çökmeler olacak değil mi? Taşlarım. Ona göre ayarlayalım. Ben güzelim. Muhtar neler yaptı? Köyümüze su getirtti fakat suyumuz menbaasından kurudu. Şimdi devlete müracaat yapacağız ki o suyu başka bir sokatak oraya. İlk baharda bol su çıktı. Sonbahar yanaştıkça yaz eyyemi sular kurudu biraz. Şimdi devletten biraz suya çok ihtiyacımız var. Muhtar da buna tabii biraz çaba göstermesi, devletin de bize katkı olması. Gözleyiyoruz. Vallahi ne gibi camın üstünü sazlattı, camın içini boyatturuyor. Bunların kaynağını bulmak mesele. Anladım, yeleden su geldi fakat bu anda şimdi su biraz kurak gitti. Onun nedeniyle sular biraz kısıklandı. Ne bileyim dedi takdirimde ne alakalı. Sağ olsun, çalışıyor.